Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Buyurun muhtarım. Sayın Genel Başkanım, öncelikle ilimize hoş geldiniz. Saraydüzü Yaylacılı Köyü Muhtarı Osman Akdoğan. Özür dilerim, kilom itibariyle ayağa kalkamıyorum. Saygısızlıktan değil. Sayın Genel Başkanım, yiğidi öldürelim, hakkını yemeyelim. Şimdi tarımda hibeler var. Tarım Bakanlığı bir hibeler yapıyor. Yukarıdan, Ankara'dan diyor ki işte köylü vatandaşa, Yaylacılı Köyü'ndeki muhtar Osman Akdoğan'a diyor, hayvancılık yaparsa ben işte 10 ineğine 100 milyar faizsiz kredi veriyorum diyor. Sayın Genel Başkanım, oradan söyleniyor ama Yaylacılı'daki Osman Akdoğan bu parayı alamıyor. Yani tarımdaki hibelerin hiçbiri köylüye ulaşmıyor Sayın Genel Başkanım. Şimdi bu tarım politikasında bir kere kesinlikle ve kesinlikle kökten bir değişiklik olması lazım. Yani Tarım Bakanlığı'nda kim ne yapıyor inanın bilmiyor. Geçenlerde Sayın Genel Başkanım Ağrı'dan bir hayvan getirdik. İnanın pasaport konusunda 3 tane veteriner 3'ü de ayrı bir kanun okuyor. Bir kulak küpesinden dahi bilgileri yok. Ha bu oradaki veteriner arkadaşın bilgisizliğinden değil. Ankara'dan düğmeye basanların eksiğinden. Orada söylenenlerin hiçbiri kırsalda uygulanmıyor Sayın Genel Başkanım. Köylü hibelerin burada muhtar abilerim var. Benden daha büyükler var. Benim köyüme gelen hiçbir genç hibe alamıyor. Şu anda benim köyümde cezaevinden çıkan bir kardeşimiz var. Hibe almak istiyor. Alamıyor. Koskep bir yatırım yapıyor. Ya köyden bir genç diyor ki işte ben şunu alayım. İşte ben bardak makinesi kurayım. İşte ben 10 tane inek alayım. Alamıyor. İkinci bir problemimiz Sayın Genel Başkanım. TEDAŞ özelleştiği için inanın TEDAŞ ilçelerde ve köylerde mafyavari bir dağıtım yapıyor. Ticaret yapıyor diyelim. Dağıtım da yapıyor demeyelim. Yani mafyavari bir ticaret yapıyor. Bunun önüne bir kere kesinlikle geçilmesi lazım. Benim önceki abilerimden dinlediğim, bildiğim yaşım itibariyle oralara yetişemedim Sayın Genel Başkanım. Eskiden özel idarede, köylerde projeler vardı. Parasına göre vatandaş giderdi. 50 metrekare ev yapacaksa özel idareye, imar işlerine giderdi. Ya benim 50 metrekarelik bir eve bütçem yetiyor, bana bir proje verin. Giderdi vatandaş oradan o projeyi alırdı, gelirdi. Projesini uygulardı. İmar kanunu güzel bir şey. Köylerde tamam imarlı yapılar olsun. Ama Sayın Genel Başkanım, Yaylacılı Köyü merkez mahallede bir vatandaş ev inşaatına kazma vurabilmek için 20 bin lira para harcamak zorunda. Daha hiçbir şey yokken Sayın Genel Başkanım, 20 bin lira para harcamak zorunda. İl özel idaresindeki imar işleri müdürlüğü niye var? Bunun yüzünden zaten elektrik bağlanmama nedeni de bu imar işlerinden gelen sıkıntıdan doğru zaten Genel Başkanım. Yani bu imar işlerinde bu tek tip projeler işte 3 tip projeler olsa imar işleri müdürlüğünde vatandaş gidip dışarıdaki imar mimarlara, mühendislere buradan yani mimar mühendislere de bir şey demek istemiyorum. Onda yanlış anlaşılmasın. Soyulmasa. Köylü soyuluyor bu imar işlerinde. Köylüde para yok. Ben şimdi imar müdürlüğüne gidip köyüme ev yapacağım. Ya ben 50 metrekare ev yapacağım kardeşim. Bana bir proje verin oradan diyemiyorum Sayın Genel Başkanım. Desem de uygulayamıyorum. Git diyor işte diyor. Ahmet'e çizdir, Mehmet'e çizdir, Kemal'a çizdir diyor. Varıyorsun. 8 bin liradan 10 bin liradan kapatıyorlar. Vatandaş da zaten çiv almaya para yok. Adam emekli olmuş gelmiş 50-60 bin lira parası var. Dayı diyoruz köye ev yapmak için sen plan proje çizeceksin 20 bin lira lazım. Oo ben o zaman ev yapamam gideyim Boyabat'tan bir işte bir gece kondalayayım duruyun diyor. Yani bu çok önemli bir konu Sayın Genel Başkanım. Yani bu hani böyle ya dinledik geçtik Sinop'ta işte denecek bir konu değil. Değerli abilerim de konudan hepimiz muzdaribiz. Buradaki büyük abilerimiz de daha iyisini bilir. Üçüncü bir usta da Sayın Genel Başkanım ben Boyabat Barajı'ndan köyüm kalktı. 2011 yılında şirket bizi istediği gibi dağıttı. Bunun en büyük örneği de burada Sayın Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci buralarda mıdır göremiyorum kendilerini. Köyümüzün avukatıydı daha önce. Sayın Genel Başkanım 10 yıl geçti.
Öyle yaptık, böyle yaptık. Barajdan aldığımız paralarla birer ev yaptık. Yerleştik. 10 yıl geçti, şirketin avukatı şu anda benim köylülerime icra gönderiyor. Bakın bu çok önemli Sayın Genel Başkanım. Sizden bu özel istirhamım. Sayın Cemil Deveci ile bu konuyu görüşün. Sayın Cemil Deveci'nin bürosuna ulaşamıyorum. Sizden rica ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım Engin Hocam. Milletvekili olmadan benden uzun 2000 aldın da gönderdiydim sen Ankara'ya. Ondan sonra ben battım senden bir sene sonra. Sayın Genel Başkanım, sizden çok istirham ediyorum. Cemil Deveci'ye lütfen ulaşın. Lütfen ulaşın Sayın Genel Başkanım. Köylü şu anda icralık. Köylüye 10 yıl sonra icra geliyor Sayın Genel Başkanım. Yani devlet paramparça kaldırdı attı bizi. Yani hiç sahip olmadılar 2011 yılında. Bunu da göğsümü gere gere söylüyorum. 2011 yılında devlet bizi Boyabat Elektrik, Doğuş'un, Üçlü Konsorsiyum'un kaba tabirle, burada hanımefendiler var özür dilerim, kucağına attı. Paramparça da olduk. En iyi kurtulan da işlerinden biz olduk. Sayın Genel Başkanım, üçüncü bir husus. Buradaki abilerimizi memnun etmedikten sonra vallahi de billahi de iktidar olamazsınız. Yani şimdi deminden söyledim. Biraz fazla konuşacağım. Belki kızan abilerim olacak ama doluyum. Daha bu yakala 8 senedir muhtarım ben. Kemal abiyi daha ilk defa yakalayabildim. Kusura bakmayın. Kemal abi diyorum, samimiyetle diyorum. Kemal abi. Yakışıyor çünkü size Kemal abi. Sayın Kemal abi. İktidar köylünün yanına indiği için iktidar oluyor. Siz köylünün yanına inemiyorsunuz. Yani köylünün yanına ineceksiniz Sayın Başkanım. Köy bak deminden Doğuca muhtarımız dedi ki bir tek işte köyünde 200 oy var, 200 oy çıkarıyorum. Sayın muhtarım Boyabat'ın hangi köyünde silme başka oy çıkıyor? Niye çıkmıyor Sayın Genel Başkanım? Ben şimdi buradan öz eleştiri yapacağım. Siz dediniz ki konuşun bana her şeyi sorun dedim. Sayın Barış Karadeniz'in daha geçen Halk Bankası'nın önünde yine davet ettim gelmedi. Köyüme gelmedi. Gel kardeşim oyun yoksa gel. Engin Altay, milletvekili olmadan bir 2000 aldı daha geldi o. Başka yok, görmedik biz köyümüzde. Gel kardeşim, niye oturuyorsun? Gelmedin, benim köyüme gelmedin. Ben 8 senedir muhtarım, seni görmedim. 2011'den beri görmedim. Sayın Genel Başkanım, yani bunu sistem olarak da algılayın. Bunu ben sizin için konuşuyorum. Bu adamları memnun etmediğiniz sürece vallahi iktidar olamazsınız. Olamazsınız. Sayın Genel Başkanım, bir de Yaylacılı köyünün muzdarip olduğu, benim köylümün dediği, ya bu belki bizim kafamız almadığından belki, bir şeyleri görmediğimizden belki memnun olmuyoruz. Tabii ki siz daha iyisini bilirsiniz de, bu HDP işi ya bizim moralimizi bozuyor. Yani bizim kafamıza yatmıyor ya da öyle diyelim. Yani köylünün kafasına bu iş yatmıyor Sayın Genel Başkan. Tamam belki hani ya 5 milyon oyu vardır, 2 milyonu gelir, 3 milyonu gider, işte Aksaray'a çıkarken merdiven olur ama yani olmuyor Sayın Genel Başkanım. Vallahi uymuyor bize yani. Bizim köye uymuyor. Bu işe de bir akıl bulun. Olamıyoruz. Yani kafamız almıyor ya da orayı. Evet Sayın Muhtarım. Üçüncüsü Sayın Genel Başkanım. Altı oldu Muhtarım. Üçüncü, üçte takım. Köylerde özel kalem diyorsunuz ya muhtarlara. Ya özel kalem değil de bize birer bekçi kadrosu lazım. Şöyle arkamızı toparlamıyor Sayın Genel Başkanım. Saygılarımı sunalım Kemal abi. Avukatlık işinde senden bir cevap bekliyorum. Telefon numaramı yazın Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkür ederim. Abilerim özür dilerim. Hakkınızı yedim. Sayın Muhtarım biz teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Gel, son